Ramazan'la birlikte sofralarımızda daha sık yer alan hurma iyi bir lif kaynağıdır. A, B1, B2 vitaminlerinden ve kalsiyum, demir, çinko minerallerinden oldukça zengindir. Sindirim süresi uzun olduğu için tokluk sağlar, tansiyon ve şeker dengesi üzerinde olumlu etkileri bulunur. Günlük hurma tüketimimiz 5 taneyi geçmeden beslenmemizde her zaman yer alabilir. Ayrıca hurma güçlü antioksidan etkiye sahiptir. Vücuttaki serbest radikal dediğimiz bileşiklerin uzaklaştırılmasına katkı sağladığı için başta kanser olmak üzere pek çok hastalık için önleyicidir. Kilo korumada da kullanılan iyi bir besin olan hurma şeker yerine tercih edilebilir. Buyurun abiler. Geldi abi. Şimdi malum biliyorsunuz 2 yıldır virüsten dolayı pandemiydi. Ramazanlar biraz sönük geçti. Ama bu yıl şu an itibariyle çok güzel. İşlerimiz iyi, memnunuz yani. Hurma satışlarımız da güzel. Ya hurma malum biliyorsunuz Müslümanların en güzel meyvelerinden biri diyebiliriz. Özellikle de Ramazan'da en çok tükettiğimiz şeylerden biri. İnsanın tok tutucu özelliği var, onun için tercih ediliyor yani. Ramazan aylarında hurma tüketimimiz biraz daha artıyor. Çünkü Ramazan'la hurma artık bütünleşmiş olarak görülüyor halkımızda. Tabii biz de öyle görüyoruz. Ramazan aylarında soframızdan eksik etmiyoruz. Birçok faydası olduğunu söyleyen uzmanlar da var. Özellikle şeyde tüketiyoruz. Sahur vaktinde hurmayı daha çok tüketiyoruz. Çünkü bize tokluk hissini daha çok veriyor. Ya ne bakalım, 10 lira var iyi de.